Karşınızdayız. Rütük yeni bir skandal kararı daha imza attı. Bir televizyon yayınında Mustafa Kemal Irkçı'yı da sözleriyle Atatürk'e hakaret eden Milli Gazete yazarı Hakan Albayrak ve kanala ceza vermedi. Albayrak'ın büyük tepki toplayan bu sözleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiren bir cumhuriyet kurumu olan Rütük, Atatürk'e hakareti görmezden geldi. Ya Mustafa Kemal düpedüz ırkçıydı. Yani dilde bile ırkçıydı. Habertürk televizyonunda 15 Ocak'ta yayınlanan bir tartışma programına katılan Milli Gazete yazarı Hakan Albayrak Atatürk'ü hedef aldı. Program sonrasında şikayet yağmuruna tutulan Rütük program hakkında soruşturma başlattı. Ya Mustafa Kemal düpedüz ırkçıydı. Rütük sonunda kararını açıkladı. Hukuk müşavirliğinin yayın ilkelerinin ihlal edildiği yönündeki görüşüne rağmen Atatürk'e hakaret içeren sözleri düşünce özgürlüğü kapsamında olarak değerlendirdi. Yani dilde bile ırkçıydı. Daha önce Atatürk'e hakaretten 15 ay hapse mahkum olan Albayrak yine sözlü saldırılarla Atatürk'e hakaret etti. Mustafa Kemal ırkçıydı. Cumhuriyet'in ilk çeyrek yüzyılı tamamen ırkçı bir dönemdi. Cumhuriyet zaten her bakımdan yanlış kurulmuştur diyen Albayrak'ın canlı yayında sarf ettiği bu sözleri Rütük görmezden geldi. 17 Temmuz'da pardon. Kadın omuzlarını sansürleyen, dizilere alkol, müstehcenlik gibi gerekçelerle cezalar yağdıran, hükümeti ya da başbakanı eleştirmeyi terör suçu kapsamında sayan Rütük, oy birliğiyle Atatürk'ün eleştirilmesini ise düşünce özgürlüğü kapsamında gördü. Ya Mustafa Kemal düpedüz ırkçıydı. Yani dilde bile ırkçıydı. Müşavirliği raporuna ceza yasasının 125. maddesini ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki yasaya rağmen üst kurul oy birliğiyle ihlal yoktur kararı aldı. Kanala ve Albayrak'a ceza verilmesine yer olmadığını savundu. Bir cumhuriyet kurumu olan Rütük bu skandal kararıyla Atatürk düpedüz ırkçıydı ifadelerini tescilledi. Ya Mustafa Kemal düpedüz ırkçıydı. Yani dilde bile ırkçıydı.